Arkadaşlar. Yemek isteyen var mı? Paylaşmak her zaman iyidir. Bol şanslar arkadaşlar. Hayatta bir söz var. Çok güzel. Kaybetmenin hazını bu şekilde yaşayalım istedim. Ama bizim yerimiz değil mi? Kızlar erkekler ayırdık mı ya böyle? Son kez takımız. Biliyorsunuz. Şimdi oradaki o mutlu takım tablosu var ya mesela. Biz de mutluyuz. Onlar da mutlu ama onlar biraz işin dozunu şöyle kaçırdılar. Yarın birbirleriyle savaşacak. Yiğit, sana bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim ben o takımla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim aynen. Mutfakta göstermiş olduğumuz birbirimize bağlanmışken o kenetlenmiş o ruh var ya. Çok eğlendim. İlmek ilmek. Ben eğlenceme baktım ya. Ben de eğlendim. Kader bizi hiç ayırmıyor farkında. Kader bizi hiç ayırmıyor arkadaşlar. Hep yan yana. Hep mi yan yana oluyor ya? Kaybettiğimizde bir tık modum düştü ama şimdi dönüp baktım ve çok eğlendim. Ve bir daha bu zamanları yaşamayacağız hep beraber. Ve ben o yüzden çok mutluyum. İlk de bu takımdayım. Gerçekten ilk de bu takımdayım. Arkadaşlar ne olursa olsun ne yaşamış olursak olalım ben yine de hepinizi tanıdığım için çok mutluyum. Ve gerçekten son iki haftadır aynı ekipte olduğum için o kadar çok mutluyum ki kaybetsek de potalara girsek de hiç önemli değil. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ben sizden razıyım. Arkadaşlar, ben de sizlerden razıyım. Kaybettik. Kibarsın Elif. Bu konuşmam çok hoşuma evet. Gitti. Yani ben sizden razıyım dediğin için ben çok rahatladım. Kendi adıma konuşayım gerçekten rahatladım. İyi ki varsın. Emin ol. En iyi olan kazanacak. Ya iyi olan kazansın. Evet. Şimdi şey girme. Hakkaniyet olan kazansın hayır, girme hayır. Yani. En iyi olan şey, kazanacak. Kader. Kendini ne gösteriyorsun? En iyi olan kazanacak. Senin burada kaderini göstermen lazımdı. En iyi olan kazanmalıydı. Bak o şimdi kardelin falan düşünür mü acaba? Evet. Ya gördün mü? Ben her zaman... Demek böyle gerçekten. Ellerim nerede? Konuşsana biraz. Olsun. Ben de nasıl anlaşıyorum? Oğlum benim işim daha zor. Ben çay içmeye götürür. Ben kazanırsam ya acaba güzel bir tadıya çıkarız. Ne alaka? Keşke Ayberk ne demek de alaka? Bir dakika bir dur ya. Düşünsene Diyarbakır'a gidiyoruz. Ne alaka be? Ya. Sen niye bu kadar yükseldin? Diyarbakır diyor. Orası güzel bir ilimiz yani. Beni niye götürüyor? Sular, bağlar, ne güzel yerler. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum ben. Ben olsam şimdi, da ne işim var Diyarbakır'da? Öyle mi diyorsun? Ya, birkaç bir şey olsam. Peki bir şey soracağım. Kim çıkmalı? Yani strateji yapmalı mıyız şu an? Bence yapmalıyız. Ayda net bir şey söyledi. Nereye çıkmalı? Ben de bu soruyu işte... Şu an bizim vereceğimiz bir isim. Bu soruyu o yüzden soruyordum arkadaşlar. Kaçar kere potalara girdiniz diye. Mesela buradaki herkes potaya girdi. Ben hiç potaya girmedim. Bu zamana kadar benim arkadaşlarım... Sen potaya girdiğin gibi eğlendin değil mi? Bu bir elinin potası değil ama. Olsun. Hı hı. Bu değil mi? Finale, finale uzaklaşma. Arkadaşlar bak, ben potaya alıştım sana anlatırım tamam mı? Tamam ben şöyle söyleyeyim bugüne kadar arkadaşlarım beni çok korudu ben onları çok korudum. Hani ben bunu kendim artık şey görüyorum ben bu potaya hiç girmedim. Girince kendime inanıyorum çıkacağımı da düşünüyorum. Hem de Elif ben orada yalnız bırakmak diye birazcık Elif'e de yakın olmak istiyorum. O kadar iyi. İzniniz ve müsaadeniz olursa salın beni ben gideyim. Ama şimdi şöyle o potadan o finalde yarışmayı... Kim geri dönebilir? Senin iyi olduğun konular var, Murat'ın iyi olduğu, Aydan'ın iyi olduğu konular var. Ama şöyle, ben şunu her zaman söyledim. Ben Aydan'ın adının ağzını almam ağzıma. Bizim çıkmamız. Ben bir karar vereceksem, ikiniz arasında karar vereceğim. Haberiniz olsun. Bunu zaten biliyorsunuz siz. Yani ben de Murat'la Ayda arasında kalacak olursam kardeşim, açık ve net konuşayım. Zor bir karar olurdu. Yani ben, daha önceden benim fikrimi zaten biliyorsunuz. Elif. Daha önce de bu kadar ben, zor olmuş muydu senin için? Ben seçimlerimi her zaman dostlarımdan yana yapardım. Daha önce de bu kadar zor olmuş muydu senin için? İkisi de benim dostlarım. Her zaman dostlarından yana yaparsam benim için bir fark daha önce de bu kadar zor olmuş muydu seçim yapmak senin için? Ne gibi? Seçim yapmak mı? Sen konusunda mı? Çok zor ben ya. Ben kendim konusunda mı? Çok zor ya şu seçim yapmak. Bir hangi şey... kimle kim arasında? Kim kaldı Elif. Zaten? Ben Elif. Ben şöyle söyleyeyim. Yani... Ben kendim adıma konuştum. Ben evet, yanlış anlamadım. Estağfurullah. Ben hayatta bazı insanlar tanırsın ya kardeşler, dostlar, yakının. Ama ben gerçekten Furkan'ı ailem gibi görüyorum. Yani benim ben de Ayda'yım. Yani benim ailemden öte yani benim için hani kan bağı olmasına gerek yok. Keza Yağız da öyle. Eyvallah. Ya benim için de zor bir karar olacak. Ama senin dediklerine dikkate alacağım kardeşim. Çok zor. Hani kelimeler burada kıyafetsiz kalıyor ama Aydan'ın... Niye kelimeleri kıyafetsiz bırakıyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de genelde seni yazın. Gidiyorum. Hayır, bu yemek, dekomolojiye dön. Bu yemek oyununa baktığım zaman Ayda ortadaydı ikinizin arasında. Evet. Doğru mu? Murat da bizim ortamızdaydı.
Arkadaşlar ya kötü yapmadınız ki. Kötü yapmadık ki. Olmuyor. Yani Arda senin konu bağlı. Kimse köfteye kötü demedi. Kimse piyaza kötü demedi. Kimse ekmeği. Her şey zaten çok güzeldi. Sorun burada. O kadar iyiyiz sence ki. Sence bir kişi seçilmek zorundaydı. Ben şunu söyleyeyim. Ayda'yı yazan karşısında Ayday. Benim olur falan diyor. O zaman Ayda'yı yazıyorum. Beraber Ayda'yı yazdım. Ya. İyi daha birbirinize. Yazı daha çok görmek için Ayda'yı yazıyoruz. Karşısında seni görmeleri için. Anlamadım. Sen espri yaptın seni ya. Daha çok görsünler diye beni yazın diyor. Sen dedin ki yazı beni karşısında görür dedin. Tamam mı? Ayda'yı yazan. Ayda'yı yazan beni karşısında görür. O da dedi ki o zaman beni yazın ki yazı daha çok karşınızda görün. Ya bunun onunla bir alakası yok. Espri ben hiç espri yaptım. Tamam hadi geldik kapım. Yazı o işin esprisinde. Bir kere güler misiniz? Ne yapacağız? Şimdi birazcık konuları ciddileştirelim. Bence de. Ne yapalım? Çünkü ben gerçekten arkadaşlar, zor zamanlar yaşadım. Kaldığım yerden devam edeyim. Buradaki herkes potayı gördü. Ben potayı hiç görmedim. Ben o potaya girdiğim zaman da çıkacağıma inanıyorum. Furkan sana burayla ilgili bir sır vereyim mi? Elzem ve Elif de aynı şekilde. Ben burada düşündüğün gibi sana şampiyonla potayla ilgili bir sır vereyim. Tamam yani. Şunu söyleyeyim. Bak ben son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Son final haftasına kadar omuz omuza güzel bir mücadele verdik. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Dostlarımla hiç aram bozulmadı. Aynı şekilde onların da ben de bozulmadı. Onlar çıkıyor. Ben kendim çıkmış kadar mutluyum. Aynı şekilde. Ben çıksam onlar da ben çıkmışım kadar mutlu olur. O yüzden ben şunun bilincindeyim. Murat, Yağız bu evde benden daha eski. 2 hafta daha önce geldiler benden. Belli bir emekleri var. Ben de geldim. Benim de çok emeklerim var. Ama biz birbirimizi bu evde gerçekten 3 kişi olarak çok koruduk. Çok fazla mücadele ettik. Ben kendim uygun gördüğüm için kendimi potaya sokmak istiyorum. Sizin de potaya sokmak. Evet. Böyle bir şeyde izniniz olursa eğer. Sen benim yanıma mı gelmek istiyorsun? Evet. Elif'in de yanına sana gitmek istiyorum. Sana potayla ilgili küçük bir sır vereyim mi? Potadan bir kere çıkıldığı zaman o büyük bir denklem bu evde. Potadan bir kere çıkarsan çıkıp potaya 50 kere de girsen gitmiyorsun. Ya ben çekirge son olarak 7 kere falan son tutadım. Potam olacak. Ama hiç potaya girmedin ya. Potaya bir kere girince elenme riskin daha fazla. Bir, beste veyahut da bir kere girince sıkıntı büyük. Elcan şöyle bir şey ama var. Ama bir iki var. Bir kere girdim ama elenmedim. Finaldeyiz. Final haftası. Finaldeyiz yani. Hani ben fark etmez. Elcan şunu söylüyorum. Finale kadar biz denklem. Finale kadar biz dik bir şekilde geldik değil mi? Evet. Diğer arkadaşlarımız gibi sağa sola eğilmedik, yamulmadık. Bu benim kendi fikrim. Eleneceksem de arkadaşlarımın hakkını yemeden düz bir şekilde ben kendim çıkmak istiyorum.